Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Kazıklı'dayım. Bildiğiniz gibi burada 20 adet arsamız vardı. Denize sıfır, önünde hiçbir şey olmayan. Muhteşem bir yer demiştik. Daha önce tarlalarını yüklemiştik. Siz de izlemiştiniz. Çokça da beğenildi. Tamamı satıldı. Ama sağlık sebeplerinden dolayı yurt dışında Almanya'da yaşayan bir abimiz gelemedi. Tekrar bir arsamız şu an satışta. Tek bir arsa kaldı. Bakın, tek bir imarlı arsa kaldı. Villa imarlı arsadan bahsediyorum arkadaşlar. Arsalar orada ve denizde gördüğünüz gibi. Sahili çok güzel. Havası çok güzel. Doğası mükemmel. Lüks yatların her zaman geldiği yer. Çevrede yaz kış yaşam mevcut. Villa imarlı. Elektrik, su altyapısı tamamlanmış. 335 metrekare 1 milyon 950 bin TL. Bakın fiyat da birazdan bahsedeceğim bunlardan. Ama siz bir drone görüntüsü izleyin. Çevreye bir bakın. Çünkü arka tarafta 100 tane Bodrum firması villa yapıyor. Hemen arka tarafımızda yine taş villa yapanlar var. Onları bir izleyin. Çevreyi bir görün. Sonrasında buluşalım. Tekrar ben size arsanın genel bilgilerinden bahsedeyim. Drone görüntülerini izlediniz. Elektrik su altyapısı tamamlanmış dedik. 1 milyon 950 bin TL. Pazarlığı da mevcut. Güzel bir pazarlıkla yapılabilir. Çok güzel bir arsadan bahsediyorum. Üstüne isterseniz 2 katlı 140 metrekare net kullanım alanlı bir villa yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir tane de ben aldım buradan. Bungalov tarzı bir ev yaptırabilirsiniz. Çok da güzel yatırım fırsatı. Kirası da güzel. Yer zaten mükemmel. Bakın Akbük, Didim'le kıyaslayın. Denize bu kadar yakın bir yer almaya kalktığınızda Akbük'te ödeyeceğiniz para 335 metrekare arsa için 3 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Bir çevreyi gösterir misin? Yan tarafta güzel yalı sitesi var. Yaz kış burada oturan insanlar. Hemen diğer tarafta yine 20-25 senedir burada oturan insanlar var. Döndük sahil kısmına. Devamında sürekli oturan siteler mevcut. Hemen ileride. Tabi ormandan gözükmüyor ama bayağı devam ediyor ileriye kadar. Döndük bu tarafa. Orada bizim bir arsamız var. Denize sıfır yine iki dönüm. Onun da tanıtımını izlediniz. Artı oteller var, restoranlar var, yaz kış yaşayanlar var. Yine karşı tarafta bu ormanın içerisinde yapılan evler var. İleri tarafta bir site daha var. Burada market var. Burada da teyzem çok güzel bir gözleme yapıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Her tarafı anlattık mı? Anlattık. Mükemmel bir yer. Mükemmel bir yer. Bakın arkadaşlar. Gerçekten harika bir yer. Son bir adet. Bu fırsatı kaçırmayın. Çok da isteyen vardı ama ben böyle genel bir video çekip atmak istedim. Büyük ihtimal burayı da 1-2 gün içerisinde satmış olacağız. Sahili çok güzel. Yine sahil çalışması burada yapılacak. Buralar düzenlenecek, temizlenecek. Tabii ki bir şeyler olacak. Şöyle düşünün. Arkada 100 tane villa yapılıyor. Hemen burada yine 1-2 tane daha yapılıyor. Burada 20 tane villa yapılacağını düşünün. İlla ki bu sahil değişecek. Buralar değişecek. Buralar gelişecek. Yolu çok güzel. Akbük'e çok yakın. Akbük'ün hemen arka tarafındayız. Ama havasını bir görmeniz gerekiyor. Bir hissetmeniz gerekiyor. Benim bu anlattıklarımı net şekilde anlamak için. Muhteşem bir havası var. Şu anki esintiyi size anlatamam. Nem sıfır. Nem sıfır. O kadar güzel bir yer ki insanın ömrünü uzatır diyorum ya, gerçekten insanın ömrünü uzatır. Buradan denize girebiliyorsunuz rahatlıkla. Zaten siteler buradaki sahili kullanıyor. Yer çok güzel. Arka taraflarda zeytinlikler tanıttık ama burası altın niteliğinde bir yer arkadaşlar. Altın niteliğinde. Burası gerçekten iyi bir yatırım. İleriye dönük de şimdi de mükemmel bir yatırım.
bu fiyatlara bir daha bulmak gibi bir şansımız yok ki. İmarlı arsa zaten burada yok. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu yol gayet işlek bir yol. İleri tarafta sitelerden dolayı insanlar sürekli gelip gidiyor. Gayet de güzel. Akşam üzeri geldiğinizde yürüyüş yapan bin sürü insan görürsünüz. Artı denize giren bin sürü insan görürsünüz. Tekrar bir gösterir misiniz? Zaten arsaların ada parselleri hepsi üzerlerinde mevcut. Aradan bir yol geçiyor. 7 metrelik yolumuz var. Sağlı sollu da villa yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Bir tane de ben aldım. Bungalov ev yaptırıyorum. 2 katlı. Ben hem kiraya vermek hem de cumartesi, pazar kendim gelip burada zaman geçirmek için aldım arkadaşlar. Bir de böyle bir fırsatı bir daha bulamam. Denize 100 metre. Böyle bir yer bir daha bulunma şansı var mı? Yok. Bu arada bir arı geldi. O hareketim onaydı. Arılar da artık burada çok. Çünkü arkada balla uğraşan insanlar var. Böyle arılarla arı besleyen insanlar var. Gayet güzel bir yer. Tabii bu ön taraf komple boş. Bir bisiklet de bize lazım. Değil mi? Artık buraya geldiğimizde bungalovu yaptırdığımda bir bisiklet de bana lazım. Muhteşem bir yer. Şöyle bir gösterir misin? Harika bir koy. Koyun iki tarafı da orman. Çok daha muhteşem duruyor. Yemyeşil bir alan. İleride zaten yatları görüyorsunuz. Drone görüntülerinde de gördünüz ama drone görüntüleri eski drone görüntülerini kullanacağım. Drone'u almayı unutmuşuz yanımıza. Artı bir yol üstünde market, restoran, her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu fiyatlara araştırın. Ben bazen böyle kıyaslama yapıyorum ya. Mesela Seyran Tepe, Yeşil Tepe ile kıyaslayın arkadaşlar. Tamam, arsa payı yüksek. 700 metre Yeşil Tepe'de. Denize de 5 kilometre. Ben size 335 metrekare yer sunuyorum. 335 metrekare yer, denize sıfır, hiçbir şey yok. 100 metre yürüyerek geleceksiniz, bu kadar. Başka bir şey yok. Böyle bir fırsatı kaçırmayın. Zamanında Altınkum sahilinden arsa almış gibi düşünün. Burası da gelişecek tabii ki. Kuşadası doldu, Bodrum doldu, Didim doldu. İnsanlar artık buralara gelmeye başladı. Buralara gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de, şunu net bir şekilde söyleyelim, havası çok temiz. Doğası mükemmel. Artık bu pandemiden dolayı insanlar böyle doğaya kendini verdiği için buralarda daha revaçta olmaya başladı. İlerleyen zamanda da burada çok büyük yatırımlar olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Zaman zaman söylüyoruz. Şimdi nereye giderseniz gidin, hangi emlakçının kapısını çalarsanız çalın, kesinlikle Kazıklı iyi bir yerdir derler size. Çünkü gelişebilecek ya da para kazandırılabilecek, kazandırabilecek tek yer burası benim gördüğüm. Çünkü Akbük'te dahi 300 metrekare arsa 3,5-4 milyonlara kadar çıktı. Fiyatları biliyorsunuz, arkada Bodrum firması inşaat yapıyor. Bitişik nizam, taban oturumu 30 metrekare olan bir villanın fiyatı şu anda 4,5 milyon. 4,5 milyon şu an kaba inşaatta. Bittiğinde de 5-5,5-6 milyon diyecek. Ben size 335 metrekare arsa sunuyorum. Üzerine harcayacağınız maksimum en iyi kalite. Bakın en iyi kalite 2 milyon villa yapmak için. Havuz da dahil, taş duvarlar da dahil. Oldu size 3-4 milyona müstakil villa sahibi oldunuz. Çok da mantıklı bir yer. Bence kaçırmayın. Son bir yer dedik arkadaşlar. O da sağlık sebepleri dolayısıyla tekrar satışa çıktı. Yoksa tamamı satılmıştı. 10 gün içerisinde satıldı bu arada tamam. 10 gün içerisinde satıldı. Denizli'den aldılar, Ankara'dan aldılar. Zaten çoğunluğu yurt dışı bildiğiniz gibi. Görmeden alanlar da var ki böyle bir yeri kaçırmak istemeyenler, acele edenler zaten fırsatı değerlendirdi. Artık son bir şans, o da kime denk gelirse diyelim, alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Kısaca bir toplayıp, elektrik altyapısı tamam, su altyapısı tamam. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. İmarlarsa, imarlı. İsteyen istediği gibi villasını yaptırabilir. Çevreye uyum göstermesine gerek yok. Burası site değil. Ortada 7 metrelik bir yolunuz var. Kapalı garaj, havuz artı villanızı yapabiliyorsunuz. 3 artı 1 ya da 4 artı 1. Bu seçenek size kalmış. Değerlendirmenizi yapın arkadaşlar. Güzel bir yer. Fiyatları araştırın. İsterseniz bir açın bakın. Ama bence ilerleyen dönemde buradan arsa almadık diye pişman olmayın. Gerçekten olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi sürçülisan ettiysek affedin. Çünkü bölgenin tek imarlı yerini sundum size. Bu yerde kaçmaz. Dediğim gibi sahili çok güzel. Havasına bayılacaksınız.